izledik. Şimdi de biraz gecikmeli de olsa aramıza katılan belediye başkan adayı adayımız Halide Kara abimizi dinlemek istiyoruz. Ya. Buyurun. Ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Geciktiğimden dolayı da herkesten özür diliyorum. Elimizde olmayan bir nedenden dolayı geciktik. Tabii Ümit Başkanımızın da söylediği gibi 1994 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir fiil görev yapmaktayım. Parti yöneticiliği, ilçe başkanlığı ve en son belediye meclis üyeliği görevim devam etmekteydi. Biz Elmalı siyasetine Elmalı'ya hizmet amaçlı girdik. Ve yıllarca bu üslubumuzdan, bu tavrımızdan, bu görüşümüzden hiçbir zaman taviz vermeden bugünlere geldik. Yalnız iktidardayken belediyede görev almak farklı, muhalefetteyken belediyede görev almak yine farklı. Biz 99-2004 yılları arasında üçlü koalisyondaydık MHP olarak ve Bayındırlık Bakanlığı'ndan gelen büyük bir miktar yardımla o dönem bir miktar Elmalı'ya hizmetler yapıldı. Ama 2009 ile 2014 arasında muhalefette kaldık. Elmalı'ya gelmesi gereken, yapılması gereken hizmetlerde gerektiği gibi yapılamadı. Onun da sebepleri mevcut belediye başkanımızın geçen dönemdeki yaptığı hizmet anlayışıyla 2009 dönemindeki yaptığı hizmet anlayışının biraz rota kaydırması da bunda etkili oldu. Biz 2009 seçimlerinde göreve geldiğimizde Elmalı'ya yapacağımız hizmetlerle ilgili büyük projelerimiz vardı. Ama hiçbirisini gerçekleştiremedik. Bunun yanında Elmalı Belediyesi'nde bulunan çok değerli 80'in üzerinde gayrimenkul iş yerini, dükkanı biz sattık. En sonunda Elmas satıldı, duymuşsunuzdur. 16-17 adet arsayı sattık ve 64 adet belediye ait daireyi sattık. Bunlarla birlikte Elmalı Belediyesi'nin bugünkü borcu 28 trilyonlara dayandı. Halit Akar'ın Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki yönetim anlayışından kopmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Bizim niyetimiz dürüstçe Elmalı'ya hizmet için biz göreve talip olduk. Çünkü Akarlar Ticaret adı altında kendi iş yerim var. Kendi işimiz başımızdan aşkın olduğu halde insanlara hizmet edelim, Elmalı'mızı benimseyelim diye siyasete atılmıştık. 2009 ve 2014 arasında başkanımızla bazı konularda anlaşamadık. Bir gayrimenkul satılır, iş yerinde de bu böyledir. Borcun vardır, satarsın, kazandığın zaman iki mislini alırsın. Bu sattığımız iş yerlerinin, gayrimenkullerin bugünkü maddi değeri yaklaşık 14-15 trilyon lira civarındaydı. Başkanım, bu paralar nereye gitti? Hesap sormak meclis üyesinin, hesap almak meclis üyesinin hakkıdır. Siz bana bu soruları kasıtlı soruyorsunuz diye bizleri, hatta bazı meclis üyesi arkadaşlarımıza o kadar büyük baskılar yapıldı ki bugün ceza almayan, kendi belediye başkanından ceza almayan meclis üyesi arkadaşımız kalmadı. Şimdi hizmet anlayışı değiştiği zaman oradaki yönetimde kargaşalıklar doğar ve fiyaskoyla sonuçlanır. Bugün 2009'da 2014 arası Halit Akar olarak bana inanıyorsanız Elmalı Belediyesi'nde fiyasko dönemidir. Yoksa Halit Akar'ın siyasi bir hırsı yoktur. Belediye başkan adayı oluruz olamayız, o önemli değil. Önemli olan ilçemize ve köylere kalıcı hizmetlerin dürüstçe yapılabilmesi. Bütün hedefimiz bu. Biz de değerlendirme yaptık arkadaşlarımızla. Dedik ki biz bu şartlarda burada iş yapma şansımız yok. Zaten gördük. Bugün belediyenin beton ünitesi iflas etti. Çalışmıyor. Elmalı çevresinde
Albayrak'a beton döktürmek yasakken bugün Elmalı'nın içerisindeki müteahhitlerin betonlarını Albayrak döküyor. Neden? Elmalı Belediyesi bir kertçe beton dökemez hale gelmiş. Peki bu kadar gayrimenkul satıldığı halde, bu kadar para elde edildiği halde, bu gayrimenkuller elden çıkarıldığı halde bu beton ünitesi niye çalışmaz? Bu taş ocağı neden çalışmaz? Elmalı Belediyesi'nin TEDAŞ'a 1 trilyon lira borcu neden ödenmez? Beton aldığımız bir firmaya olan borcu neden ödenmez de bu çimento gelmez? Bunların değerlendirmelerini tamamen size bırakıyorum. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Hiç kimseyle kişisel sorunumuz olmadığı gibi, Ümit Başkanımızın da söylediği gibi tek niyetimiz ilçemize ve köylerimize kalıcı güzel hizmetler yapabilmektir. Bunun için bugün iktidar partisinin nimetlerinden yararlanabilmek için Antalya bu yerel yönetimler yasasını hepiniz biliyorsunuzdur. Yerel yönetimler yasasıyla, yeni yasayla köyler büyükşehire, ilçelere bağlandı, mahalle oldu. Bunun sebebi de şu: İlçelerde ve illerde belediyeden yararlanılan imkanlar köylerde de yararlanılsın. Köylerin de bugün çevre düzenlemesi, kanalizasyonu, su şebekesi ve varsa diğer ihtiyaçları, yol yapım ihtiyaçları aynı ilçelerde olduğu gibi belediyelerce yapılsın. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin elinde olan yetkiler çok o kadar genişletildi ki köylerin gelecek olan hizmetlerin %70'i büyük şehirlerden gelecek. Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek. Bugün AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Menderes Türel Bey'dir. 2004 ile 2009 arasındaki dönemde Antalya'da yaptığı hizmetler herkesin gözünün önündedir. Bugün 2009 ile 2014 arası da maalesef Antalya'mız için bir kayıp yılı olmuştur, yılları olmuştur. Onun için biz diyoruz ki burada samimi duygularımızla iktidar partisi Ankara, Antalya, Elmalı üçgeninde üçü de AK Parti'den olsun. Ve Elmalı'mız gereken bütün hizmetleri bu değerler çerçevesinde alabilsin. Bugün yapılacak olan herhangi bir hizmette Elmalı'nın kendi gücü yoktur artık. Eğer bugün taş ocağı kapandıysa, beton ünitesi kapandıysa, bir muhalefet belediye başkanı A partisinden veya B partisinden iktidara geldiği zaman şu anda bile çökmüş bir belediyeyi 2014'ten sonra ne yapar? Ya hiçbir şey yapamaz. Onun için biz diyoruz ki gelin yerelde siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakalım. Düzgün kadrolu arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Dürüstçe yola çıktık. Hep birlikte, sizlerle birlikte el ele birbirimize destek vererek seçimi alalım ve yapılması gereken önümüzde çok büyük, çok güzel projeler var. Bugün Ümit Başkanımın söylediği gibi işte baraj yapılacaksa, Antalya Elmalı arası çift yol yapılacaksa, bazı böyle hükümetten gelecek projelerde varsa bunun şartlarından bir tanesi Elmalı'da AK Partili belediye başkanının olmasıdır. Çünkü hangi iktidara giderseniz gidin, vardığınız zaman sizin belediyeniz hangi partidendir diye bu yıllarca soruluyor. Bugün Kumluca Belediyesi gözümüzün önünde. İki dönemdir AK Partili bir belediye başkan Kumluca'yı üçe katladı. Hizmetlerde ve yapılan icraatlarda. Bugün Antalya Kepez bölgesine baktığımız zaman daha önce indiğimizde orası bir gecekondu bölgesiydi. Antalya'nın en vasat yeriydi. Ama bugün Hakan Tütüncü başkanlığında ve AK Parti iktidarının da gücüyle Antalya'nın en güzel bölgelerinden birisi oldu. Bizim de anlatmak istediğimiz bu. Bugün köylerimizde içme suyu projeleri olacaksa, bugün köylerimizde sulama suyu projeleri olacaksa, bugün köylerimizde altyapı olacaksa, yeni çıkacak olan yasayla köylerimizin kanalizasyon sistemi bile
belediyeler tarafından yapılacak. Eskisi gibi evlerimizin arkasına poseptik çukurları kazılarak kullanacağımız şeyler kalkıyor artık. Bu da bir an önce evvel olabilmesi için mutlaka ve mutlaka AK Parti iktidarının Elmalı'da da göreve gelmesi gerekiyor. Yoksa muhalefet de elbette çalışır ama gücü yettiği kadar. Bugün 28 trilyon borcu hiçbir muhalefet tek başına sıfırlayamaz. Ama iktidar partisinin gücüyle AK Partili bir belediye başkanı bu borçları sıfırladığı gibi önümüzdeki mega projeleri de hayata geçirme gücüne sahiptir. Benim sizlerden ricam, burada Halit Akar, Ümit Öztekin ve daha bir başka arkadaşımız, hepimiz biriz. Hepimiz bu ilçemizin ve köylerimizin hizmeti için elimizi başımızın arasına koyalım, başımızı ellerimizin arasına koyalım ve ona göre hareket edelim. Yani ideolojik siyaset yerelde kaybettiriyor. Biz bugün AK Parti hükümeti Türkiye'nin her yerinde çok güzel hizmetler yaptı. Ben gündüz iş yerime bir arkadaşımız geldi. Ben dedi bir haftadır İstanbul'daydım. Gerçekten dedi İstanbul, ben dedi 5-6 yıldır gitmiyordum, bir İstanbul daha olmuş. Marmaray şeyinle denizin altından geçtim dedi. Başlı başına bir mega proje dedi. Demek ki o hizmetlerin bir kısmını da bizim Elmalı'ya almamız şart. Onu da alabilmemiz için iktidarın gücüne ihtiyacımız var. Ben sözlerimi çok fazla burada uzatmak istemiyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.